Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlere bıldırcın yumurtasının kuluçka makinesine koymadan önceki adımlarını ve koyulurken nelere dikkat etmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Bir de bu tüm yumurtalarla ilgili, yani sadece bu bıldırcın yumurtasına özgü bir durum değil, tüm yumurtalarla ilgili farklı günlerde olan yumurtaların aynı günde çıkımını sağlamanın nasıl olduğunu bilgisini vereceğim. Şimdi bir suyumuz var, gördüğünüz gibi. Burada bir koli, şöyle göstereceğim. Kendi bıldırcınlarımızdan topladığımız yumurtalarımız var. Burada bir sirkemiz var. Bu da kuluçka makinesinin sepeti. Şimdi alıyoruz sirkemizi. Suyumuzun içine, yani bu kadar yeterli, koyuyoruz. Şöyle bir elimizle karıştırıyoruz. Şimdi ne yaptık? Suyumuzun içine sirke kattık. Neden kattık? Önce onu anlatayım. Şimdi bu görmüş olduğunuz yumurtalar, bu bıldırcın veya diğer yumurtalar, hiç fark etmiyor. Normal annelerinin altında yumurtadan çıktıklarında anneleri kendi vücudundan bu görmüş olduğunuz yumurtalara bir asit salgılıyor ve bunların kabuklarını yumuşatıyor. O yüzden anne altındaki civcivler daha kolay çıkıyorlar. Fakat biz ne yapıyoruz? Biz alıyoruz bunu, götürüyoruz, kuluçka makinesine koyuyoruz. İstediğiniz kadar nem de düzgün de olsa, neminiz istediğiniz kadar takip edin, istediğiniz kadar stabil olsun. Her yumurta farklı saatlerde ve farklı günlerde, bazıları önce bazıları sonra çıkıyor. Bazıları kabuklarını kırıp çıkamıyor. İşte bunların önüne geçebilmek için biz de annesinin yaptığının benzer bir şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Yumurtanın dış kabuğunu çürütüyoruz. Tabii bu çürütüyoruz dediğim böyle çok yumuşak bir hale getirmiyoruz. Sadece yaptığımız şeyi göstereceğim şimdi size. Alıyoruz yumurtaları. Bu şekilde sirkeli suyun içine bırakıyoruz. Bu şekilde. Böyle bir 10 saniye falan duruyor. Sonra bu şekilde alıyoruz. Sepetimize yerleştiriyoruz. Aynen bu şekilde. Sonra onları tekrar düzelteceğim. Bu şekilde. Şimdi burada oraya şu an 10 tane yumurta koydum. Geriye şöyle göstereceğim. 170 tane daha var. Yani toplamda 180 yumurtayı bugün kuluçka makinesine basacağım. Bu yumurtaları buradan alıp, bu suyun içine koyup, sirkeli suyumuza koyup, oradan da sepete yerleştirip, oradan da makinenin içine göndereceğim. Peki bu kalem ne işe yarıyor? En önemli şey bu kalem. Çünkü neden? Kuluçka makineniz profesyonel bir kuluçka makinesi olup, içi de çok fazla yumurta aldığında her yumurtanın ne zaman koyduğunuzu, hangi sepete koyduğunuzu bazen karıştırıyorsunuz. Bu kalem sizi orada kurtarıyor. Bu kalemle koyduğunuz sepetteki herhangi bir yumurtaya sizin görebileceğiniz şekilde tarih atıyorsunuz. Ona göre çıkım gününü hesaplayıp çıkmadan 3 gün önce ya da 2 gün önce çıkım sepetlerini, pardon, kuluçka sepetlerini çıkım sepetlerine alıp tabana yerleştiriyorsunuz. Şimdi ilk önce bu yumurtaların hepsini atalım tek tek. Burada sirkeli suyumuzu bekletelim. Oradan da makineye gönderelim. Tarih atarken yine size kamerayı açacağım. Şimdi bunları ben böyle tek tek sirkeli suya yatırıyorum. Şöyle de göstereceğim şimdi size. Alalım bunu buraya. Gördüğünüz gibi. Buradan da alıyorum. Çok böyle zor bir durumu yok. Gayet kolay bir işlem. Tabii bunu aslında bıldırcın çıkımı yapan ya da herhangi bir kuluçka makinesi kullanıp da kuluçka makinesinden çıkım yapan arkadaşların genelde bir kısmı biliyor. Fakat nedense aynı civciv bakımında olduğu gibi sanki bunlar böyle memleket sırrıymış gibi kimse birbirine söylemiyor. Ama benim öyle bir derdim yok. Sonuçta çok eğlenceli bir şey. Yavrular çıkıyor. Onlara bakıyorsunuz. Aranızda duygusal bir bağ oluyor.
gözlerinin içine bakıyorsunuz. Aman yaşasınlar diye. Bilmiyorum yani. Nasıl bir egodur insanlar birbirlerine yardım etmez bu konuda. Bu şekilde atıyoruz. Bizim öyle bir egomuz yok. Biz civcivler için birkaç video önce mucize karışım diye paylaştığım videomda hepinize söyledim ne yaptığımı. Civciv ölümlerinin sıfıra indiğini, denediğimi ve olduğunu hepinize paylaştım. O videoyu açıp bakarsanız siz de göreceksiniz ki hiçbir problem olmadan işte 100 tane yumurta koyuyorsanız bunun 80 tanesi çıkıyorsa 80'inin de yaşadığını siz de göreceksiniz. Tabii zor bir süreç oluyor. Devamlı suyunu, yemini kontrol etmeniz lazım. Isısını kontrol etmeniz lazım. Temizlik yapmanız lazım. Ana kucağı çok önemli. Bu şekilde. Ama maalesef işte biz ilk işe başladığımızda kimse bize bu bilgileri vermedi. Hatta yani civciler için ışık yapmamız gerektiğini bile söyleyen olmadı. Her gün bir civci öldü. Her gün bir civci öldü. Yani ben artık böyle ağlamaktan gözlerim şişti. Neden civciler ölüyor diye. En sonunda biz de sağ olsun birkaç tane kendini bilir insan var. Onlar biri başka bir şey söyledi. Biri başka bir şey söyledi. Birazcık da annelik var. Annelik içgüdüsü olarak ben olsam çocuğuma nasıl bakardım diye düşünüp onlara da aynı çocuğumuza baktığımız gibi bildiğiniz arı mama, cici bebe, pekmezli su, ondan sonra işte hani bebeğiniz doğduğunda nasıl onun üşüdüğünü düşünüp giydiriyorsunuz. Aynı. Vücut sıcaklığını aynı sabit tutmaya çalışıyorsunuz. Aynı. Ben de bunların vücut sıcaklıklarını sabit tutabilmek adına makineden çıktıktan sonra haftada 1 derece düşürerek normal hayat akışına ayak uydurmalarını sağlıyorum. Çocuk bakmaktan bir farkı yok. Özendiğiniz sürece onlar da size karşılığını veriyor. Aşağısını bir görseniz cıvıl cıvıl. Kaç tane keklik, kaç tane bıldırcın çıktı onu bile bilmiyorum. O kadar çoklar ki. Ama her kapaklarını, ana kucağının kapağını her açtığımda onlar da böyle gözümün içine bakıyorlar. Sanki böyle anne anne biz çok acıktık, anne su ver, anne mama der gibi gözünüzün içine bakıyorlar. Evcilleşir mi derseniz yani elimi takip ettiklerine göre herhalde evcilleşiyorlar. Yani bizi gördüklerinde her kapıyı açtığımızda seviniyorlar, mutlu oluyorlar. Durdurabilir.